Arkadaşlar merhabalar, bu videomda SIFIR GEOMETRİ kampının 11. haftasının 2. videosundayız. Dikdörtgende kaldığımız yerden devam edeceğiz ve dikdörtgende alanı işleyeceğiz. Böylelikle dikdörtgeni bitireceğiz. Yani sayfa numarası 144, 145 ve 146'yı yapacağız. O zaman dersimize başlayalım. Dikdörtgenin alanı çok basit. Bu taban çarpı tabana ait yükseklik ne yapıyor? B tabanına ait yükseklik zaten A olduğundan dolayı direktman A çarpı B'ye eşittir. Yani kenarlar çarpımına eşittir. Peki bir de köşegenler arasındaki açı belliyse de köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşit değil miydi? Ama bunu bu şekilde de bilmenize de gerek yok. İşte hocam bir köşegen E, diğer köşegende E ise eğer E çarpı sinüs A bölü 2 de diyebiliriz ama burada bir açma açı varsa bu üçgenin alanını bulup sonra alanı dağıtabilirsiniz zaten. Hani burada ona bence gerek yok. Çünkü şunlar birbirine eşit ya. Bir tane üçgenin alanını bulursanız bu 4'te 1 yapıyor. 4'te 1'ini bulduktan sonra tüm alanı bulmuş olursunuz zaten. Evet, hadi bakalım. Örnek 20'ye bakalım. Alan ABCD nedir? Bir 30-60-90 üçgeni var burada. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yapar? 6, yarısı. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da 6 kök 3 yapar. Alan ABCD de 6 çarpı 6 kök 3'e eşit olacaktır. Yani 36 kök 3 yapar cevabımız. Örnek 21. Evet, 10 var. 6 var. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden burası kaç oldu? 8 oldu. 8 ise burası da nedir? 8'dir. 8, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17'den x'i 15 bulduk. Ama bizden x istenmiyor. Ne isteniyor arkadaşlar? ABCD isteniyor. Alan ABCD'yi bulalım bakalım. Bir kenar kaç? 21 yaptı. Diğer kenar da 8. 21 çarpı 8'den cevap 162 oldu. Ya da 168 oldu pardon. Cevabımız 168 oldu 21. soruda. Geldik 22. Evet, bir 30-60-90 üçgeni var yine. Burası 4 kök 3 verilmiş. Yukarısı 4 kök 3 olduğundan dolayı. O zaman burası 4 kök 3 ise burası da 90, burası da 60 olduğundan 30-60-90 üçgeni. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali 4'tür. Bizden ne istediğini alan. Bir kenar belli. Diğer kenar da belli. Alan da belli o zaman. 4 kök 3 çarpı 6'ya eşittir. Yani 24 kök 3. Yapar cevap. Yani 22. soruyu da 24 kök 3 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Maviye taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle burada bir Öklit bağıntısı var mı? Var. Yani şuraya bir A diyecek olursak 6'nın karesi eşittir A çarpı 4'ten 36 bölü 4'ten A'yı 9 buluruz. A 9. Madem 9. Şimdi benden bu üçgenin alanı isteniyor. Ne yapabiliriz? Hocam tabanına ait yükseklik lazım. Şu yüksekliği çizelim. Bu yüksekliği çizdikten sonra ister ispat yönteminden yapın isterseniz karşılıklı köşelerden çizilen yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet. Buradan çizilen yükseklik buradan çizilen yükseklik eşit. Burası da 6 yapmak zorunda. Hatta 4 iken burası da 4 oluyordu hatırlarsan. Ama benim için zaten yükseklik gerekli. Sadece yeterli. Maviye taralı alan neye eşit olacak o zaman? Tabanımız 9, yüksekliğimiz 6. 9 çarpı 6 bölü 2 o zaman kaç yapıyor? Cevap 27 yaptı. Evet, cevap 27 oldu. Geldik 24'e. Açıortaylık verilmiş. Bak sen şu işe. Burası 90 derece mi? Evet. Açıortay kola dik kola dik çizilmiş. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. Ayırdıkları yerlerde neydi? Birbirine eşitti. Açıortay mantığını kullandık. Verilenlerini kullanmamız lazım. Evet, AD'yi kaç vermiş? 9. BE'yi kaç vermiş? 3. Madem 9. Burası da 9 olduğundan buraya 6 kaldı. Burası da 6 mı oldu? Evet. Alan EFD nedir diye soruluyor. EFD. Tamam, buluruz alan EFD'yi. Öncelikli olarak şurada Pisagor bağıntısı yapabiliriz. 90'ın karşısı 6 ve dik kenar 3 olduğundan dolayı Pisagor'dan burası çıkar. Ama güzel bir şey var burada aslında şöyle bakacak olursanız. 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? Tabii ki 30'un. Burası da 60 oldu. 30 90 ise burası da 60. Burası da 30 mu oldu? Evet. 30'un karşısı 3 iken 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Ondan sonra gerçi bana burası lazım. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı ne olacaktır? Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçiş ne olacaktır arkadaşlar? Kök 3'e bölünmüş hali. 9 bölü kök 3. Kök 3 eşleniğiyle çarparsam 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3 yapar burası. 30'un karşısı 3 kök 3 ise 90'ın karşısında ne olacaktır? 2 katı 6 kök 3 olacaktır. Burada olay bitti mi arkadaşlar? Bitti. Keşke açılara da dalsaydık. Oradan da 6'ya 6 kök 3 bulurduk ama neyse önemli değil. Alan EFD şu üçgenin alanı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. 36 bölü 2'den 18 kök 3 buluruz cevabı. Evet, örnek 24 18 kök 3 oldu. Geldik örnek 25'e. ABCD dikdörtgeni yandaki gibi 5 eş dikdörtgenle oluşturulmuş. Dikkat edin, kısa parçalarla uzun parçaları oturtmuş. E hocam ben buraya A diyecek olursam 3A ise 3A bölü 2 3A bölü 2 olur. E bölü 2 ile uğraşmayayım. Ben bunlara A demeyeyim. Ne diyeyim? Buraya 2A, buraya da 2A, buraya da 2A dersem 6A. E 6A ise o zaman burası da 2 eşit parça olduğu için 3A 3A diye paylaştı. Yani ben burada ne buldum? Dikdörtgenin kısa kenarını 2A, uzun kenarını 3A buldum. E o zaman buraya 2A yazarım, buraya 3A yazarım. Bunlar da zaten 2A, 2A, 2A. Burası 3A, burası da 2A. Şimdi çevre ABC'de verilmiş. 6A, 5A. 6A, 5A. Toplamda 22A mı yaptı? Evet, 44'e eşitse A'yı buradan 2 bulduk. A 2 ise o zaman burası 6A yani 12 yapar. Burası da 5A yani 10 yapar. Alan ABC'de ne olacaktır? 12 çarpı 10'dan 120'ye eşit olacaktır. Örnek 25'i 120 bulduk. Geldik örnek 26'ya. ABCD ve EFGH eş olmayan benzer dikdörtgenlerdir. Evet, benzerlik dikdörtgende de her şekilde var zaten. Yabukta da olur, paralel kenarda da olur, işte dikdörtgende de olur. Her yerde karşılaşabiliriz. Benzerlik oranı. Hocam şu bölü şu olabilir mi? Kısa kenarlar oranı. Bu kısa kenarken diğer kısa kenar bu olamaz. Çünkü o zaman eş olur. E o zaman kısa kenarda diğeri olacak o zaman. Buraya x diyecek olursam. Kısa kenarlar oranı 6 bölü x. Uzun kenarlar oranı yani 9 bölü buradaki uzun kenar 6'ya eşit olmuş oldu. 9x eşittir 36'dan. X'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Evet, x 4 çıktı. Arkadaşım şuradaki alana a alanı diyecek olursam. 6 kere 9 54. Buraya 54 eksi a kaldı. 6 kere 4 24. Buraya da 24 eksi a kaldı. Ve tüm alanda 71 birim kare olarak vermiş. Toplayalım o zaman. 54 eksi a artı a artı 24 eksi a eşittir 71'miş. Şuradaki a'lar gitti. Eksi a'yı öbür tarafa attım, artı a yaptı. 54 ile 24'ü topladığım zaman 78 yaptı. 78'den de 71 çıkınca kaç kaldı? 7 kaldı. Bizden taralı alan isteniyor zaten. Cevap böylelikle 7 çıktı. Geldik 27'ye. Evet, oranlamalar verilmiş. Gerçi sayılar verilmiş. 3 var. GB uzunluğu 6 var. Sonra FB uzunluğu da 5 var. Bizden x isteniyor. Arkadaşlar aslında oranlamalar var burada. Hatta 6, 8, 10 üçgeninden burayı da 10 diyebiliriz. AGX nedir diye soruluyor. Bir de alanları eşit vermiş. Alanları da kullanalım. Alan DEC. Bakıyorum. Şuradaki alan arkadaşlar. Şu alanı şöyle taralayayım bakayım. Karalayayım daha doğrusu. EG şuradaki alan. Bu alanların eşit olmasını kullanacağım. Şuradaki alana A dersem, buradaki alanda A, o zaman buraya B dersem arkadaşım. Bak, A artı B alanı. Neresi arkadaşlar? Şu dik üçgenin alanı değil mi? Evet. Dik üçgenin alanı nedir? Hocam 8 ile 6'nın çarpımının yarısıdır. 6 çarpı 8 bölü 2'ye eşittir. Aynı zamanda bak A artı B alanı da şurası. X artı 6 değil mi? Evet. A artı B alanı da şu dik üçgenin alanı değil mi? Evet. Aynı zamanda bu da 3 çarpı x artı 6 bölü 2 eşit. Bölü 2'lerden ay. 3 ile 6 sadeleşti 2. 16 eşittir x artı 6 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşım? 10 olarak buluruz. Evet, örnek 27'yi 10 bulduk. Geldik örnek 28'e. Kenar uzunlukları 8 birim ve 14 birim olan şekildeki dikdörtgenden kenarları tam sayı olan 2 tane en büyük kare olan 1 ve 2 numaralı bölgeler taranıyor. Evet. Kenar uzunlukları en büyük kareden bahsediyor. 8. Bu kenar 8 ise o zaman burası da 8, burası da 8. Hocam 8, 6 daha 14. Burası 6 oldu. Bu da bir kare ise eğer burası da 6, burası da 6 oldu. Bu oldu. Sonra burası 8'di. 8 olduğundan dolayı buraya da 2 kaldı. Boyanmayan bölgenin alanı yani şu mavi alan nedir diye soruluyor. 2 çarpı 6'dan cevap 12 oldu. Geldik örnek 29'a. Bir katlama var. Katlamayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Eski haline geri açıyoruz. Eski halini açtık. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. 90 iken bak burası da 90. Hocam şuradaki açılar da birbirine eşit. 45-45 oldu. Aynı zamanda buradaki açılar da birbirine eşit. Burası da 45, burası da 45 oldu mu? Oldu. Kenar uzunlukları 8 ve 15'miş. Hocam burası 8 iken üst üste binen kenarlar birbirine eşit 8. Hatta burası da 8, burası da 8 oldu mu? Oldu. Çünkü 45-45-90 üçgenleri var. İkizkenar üçgenlerden dolayı. Sonra mavi alan ile sarı alan arasındaki fark nedir diye soruluyor. Arkadaşlar tamamı 15'ti. Buraya ne kaldı? 7. 7 kere 8 56 burası. 8 çarpı 8 64 bölü 2 de 32 yapar burası. Sonra bizden sarı alan yani 56 eksi mavi alan isteniliyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 24 yapıyor. Örnek 29 24 oldu. Geldik örnek 30'a. Ahmet ve arkadaşlar ABC'de dikdörtgen şeklindeki kartonu 5 bölgeye ayırıp oklarla kartona doğru atış yapmışlardır. Okların isabet ettiği bölgenin alanı kaç birim kare ise oku atan kişi o kadar puan alacaktır. AB üçgensel bölgeye okunu atan 24 puan kalmış. DAE üçgensel bölgeye okunu atan ise 28 puan, 18 puan almış. Evet, DA buraya 18 puan almış. Alan ABCD nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar şurada bir yamuk var, fark ettiniz mi? Evet, yamuk. Bak, Allah'tan yamuğu önceden işledik. Yamukta yanaklar birbirine eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. O zaman burada kalan A ise burada kalan da A mıdır? Aynen öyle. Hocam sonra ne yapacağız? Bak, dikkat et. Bu alan tüm alanın yarısı mı? Aynen öyle. O zaman şuraya da X dersek. Bak şimdi. Şu alan tüm alanın yarısı. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı. Yani paralel kenar değil de dikdörtgen alanının yarısı A artı 24. Aynı zamanda diğer geri kalan dikdörtgen alanı da ne yapıyor? İşte burası ve şurası arkadaşlar. Aynı zamanda 18 artı X artı A'ya eşittir. A'lar nanay oldu. X de 24 eksi 18'den kaç çıktı? 6 çıktı. Evet, X'i 6 bulduk arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Alan ABC'de isteniyor. Peki buluruz bundan sonrasını. Şurada bir dörtgen, karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Ya da hocam benzerlik alan ilişkisinden oranlamaları falan buluruz diyebilirsiniz ama fark etmez. Ben şuradan yapabilirim. Karşılıklı şu alanlar çarpımları birbirine eşit. Yani A çarpı A eşittir. Herhangi bir dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit ya, ondan dolayı. Bu ne yaptı arkadaşlar? 6 çarpı 24'e eşit olacak. A çarpı A. 6 çarpı 24'e eşit oldu. Buradan ne gelecek? A kare eşittir 144 yaptı. A'yı da böylelikle 12 bulduk. A 12 oldu. Yani şurası da 12 oldu. 24 12 daha, bu dikdörtgen alanın yarısı yani 36 yaptı. Diğer yarısı da 36. O zaman tüm alan neye eşit oldu arkadaşlar? 72'ye eşit olmuş oldu. Çünkü 24 burası. Dikkat et. Şu neresi karalandı? Ha, şurası gitmiş. Dikkat et, burası 24. Burası 12. Yani şurası 36. Diğer tarafta toplarsam 36. Topladığı zaman da kaç yapıyor? 72 yapıyor. Cevap böylelikle 72 oldu 30. soruda. Geldik örnek 31'e. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce uzun kenarına paralel olan KL doğrusu boyunca şekil 1'deki gibi ok yönünde, sonra da kısa kenarına paralel olan MN doğrusu boyunca şöyle katlanmış. Sol şekilde oluşan dikdörtgende 4 katlı bölgenin alanı A, 2 katlı bölgenin alanı, bak 4 katlı bölge. Sen bunu böyle katladığın zaman burası 2 katlı oldu. Bunu da buraya getirdiğin zaman 2, 2, 4 katlı bölge burası oldu. Yani şurada kalan 2 katlı. Burası hala tek katlı ya. Sen bunu böyle getirdiğin zaman burası 2 katlı mı olacak? Evet. 2 katlı bölgenin alanı ise B. Arkadaşlar o zaman 2 katlı bölgenin alanı B ise şurası B. Şurası da B yapıyor toplam. Ya da buraya X eksi B şey diyebiliriz. Şuraya X diyecek olursam buraya da B eksi X diyebilirim. Çünkü niye? Çünkü şu İki katlı bölge burası mı yapıyor arkadaşlar? Şöyle, evet. Şunu şöyle katladığın zaman bu iki katlı bölge hala iki katlı bölge kalıyor. Bunu buraya attığımda dört katlı bölge burası ya, iki katlı bölge hala burası olmuş oluyor. Evet, böylelikle şu iki katlı bölgede burası yaptı. Tek katlı bölgenin alanı da C olarak verilmiş bize. Peki şekil 1'deki kağıdın alanı ABC cinsinden değeri nedir diye soruluyor. Geriye doğru açalım arkadaşlar. İlk önce en son bu şekilde katlanmıştı. Şu şöyle geriye doğru açtım. Geriye doğru açtığım zaman A iken A, X iken X mi oldu? Evet. Şimdi bir şöyle katlanmıştı. O zaman bunu da yukarı doğru açacağım. Şunu da yukarı doğru açacak olursam eğer. Şöyle yukarı doğru açacak olursam eğer. Hocam şurası A. Hocam burası da A. Hocam B eksi X iken burası da B eksi X oldu. Şimdi toplayalım. 1, 2, 3, 4 tane A var. Artı. Sonra B'lere bakalım. B eksi X, B eksi X, 2X. Yani 2 tane B, 2 tane X var. 2B eksi 2X var. Bir de artı 2X var. Artı 2X artı bir de C var. 2X'ler nanay oldu. 4A artı 2B artı C'ye eşit olmuş oldu alan arkadaşlar. Evet, örnek 31'i de böylelikle bu bulduk. Geldik örnek 32'ye. Dikdörtgen biçimindeki bir çarşafın bir yüzü turuncu, diğer yüzü gridir. Evet, bir yüzü turuncu, diğer yüzü de gri. Şu şekilde asılmış. Peki. Turuncu, diğer yüzü gridir. Bu çarşaf yıkandıktan sonra iki direk arasına bağlanmış doğrusal bir ipe, kısa kenarları ipe paralel olacak şekilde asılıyor. Çarşafın yüzlerinin üst üste gelmeyen kısmının uzunluğu şekil 1'deki 24, şekil 2'de de 48'dir. Çarşafın turuncu yüzünün şekil 1'de görünen kısmının alanının turuncu. Şekil 2'de görünen kısmının alanının oranı 4/3. Yani diyor ki sana şuradaki alan 4A iken burası 3A diyor sana. Değil mi? Evet, alanın oranı 4/3. Çarşafın uzun kenarı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle diyelim. Şuraya x diyecek olursam. Çarşaf burada üst üste katlı ya şöyle. Üst üste katlı. Sen bunu böyle açtığın zaman hop açtığın zaman şöyle açtığın zaman çarşaf hani katlama sorusu aslında bu. Gelmiş hop böyle katlandı. Açtığın zaman burası da x yaptı. Yani uzun kenarı 2x artı 48 yaptı. Hocam uzun kenarı 2x artı 48. Burada da açalım bunu. Bunu da böyle açacak olursak şunlar da şöyle ya. Ve şuradaki uzunluk toplamda 2x artı 48 değil mi? Evet. 2x artı 48'den 24 çıkınca 2x artı kaç kaldı? 24 kaldı. 2x artı 24'ü 2'ye bölsen x artı 12. X artı 12 yapar mı burası? Yapar. Şimdi bu 4/3 alan oranlamasını kullanacağım. Güzel bir soru. ÖSYM'ye benzer çıktı ama bu da bir değişiği. Buraya y diyecek olursam burası da y aynı şekilde. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şimdi 4a bölü 3a neye eşittir? Alan dağıtmadan da gidebiliriz aslında ama neyse. 4 neye eşittir? X artı 12 çarpı y bölü. X artı 12 çarpı y bölü. Şu. Y çarpı x eşittir. Y çarpı x eşittir. Y'ler nanay mı nanay? Şunlar nanay mı nanay? İşler dişler yapalım şimdi. 4 ile x'i çarpımı 4x eşittir. 3 ile burayı çarpıyorum. 3x artı 36 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 36 bulduk. Bizden ne isteniyor? Çarşafın uzun kenarı. X'i sen 36 buldun. Burası da 36. Uzun kenarı. Uzun kenarı ne yapıyor o zaman? 36 artı 36 artı bak 36 36 ve 48 var burada. Topladığımız zaman 36 36 72. 48 ile de topladığımız zaman kaç yapıyor? 120 yapıyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Örnek 32'yi böylelikle 120 bulduk. Hoş bir soru. Yine çıkma ihtimali olan sorulardan biri. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dikdörtgen biçimindeki kartonun kenar uzunlukları 5 ve 13 ile doğru orantılıdır. Yani bir kenar 5K, diğer kenar 13K diyebiliriz arkadaşlar. Hatta burası da 13K. Bu karton C köşesinden tutup D'ye boyunca katlandığında C noktası AB kenar üzerindeki C üstüne geliyor. Buna göre şekil 2'deki sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor bize. Alanlar oranımız soruluyor. Hiç K demeyelim o zaman. Burası 5 ve 13 diyebiliriz direkt oran istenildiği için. Tamam, burası 5, burası 13. Arkadaşlar katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 13 ise 13, şunlar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da eşit olacak. Şunlar da eşit olacak. Hatta burası 90 ise burayı da 90 ihmal etmeyelim. Özellikle dikdörtgen içerisinde ekstra 90 hoşumuza gider. Niye? Alfa betadan dolayı. Şimdi ne yapacağız? Burada ne çıktı arkadaşlar? 5, 12, 13 üçgeninden burası 12 çıktı. Yukarısı 13 olduğundan dolayı burası da 13 olacak. Buraya da 1 kaldı. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. X deyip tamam 5 olduğundan buraya da 5 eksi x kaldı deyip x'i burada Pisagor bağıntısından bulabilirsiniz. Ama sanki daha kolayı var. 90'lar var ya burada. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Beta'nın karşısı 1 iken beta'nın karşısı 5. Benzerlik oranı 1'e 5. O zaman alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 12/5. 12/5. 90'ın karşısı 13 ise 90'ın karşısı da 13/5 mi yapar arkadaşlar? Evet. Şimdi şekil 2'deki sarı bölgenin alanının burası 13 çarpı 13/5 bölü 2 taban çarpı dik kenarlar çarpımının yarısı bölü ne isteniyor? Mavi bölgenin alanına oranı. Şekil 1'deki mavi bölgenin alanı değil galiba. 5 çarpı 13 desek yok değil. Sanırım şu mavi bölgenin alanına oranı isteniyor. Hadi bakalım toplayalım. Burası 5 çarpı 12 bölü 2 artı 1 çarpı 12 bölü 5 bölü 2'ye eşit olacak. Şimdi yukarısı kaç yaptı? 169 bölü 10 yaptı. 169 bölü 10 yaptı. Bölü. Aşağısındaki işlemi şurada yapayım. Hemen şurada yapıyorum. Bu 5 çarpı 12 bölü 2 kaç yapıyor? 30 yaptı. 30 artı. Şununla şu sadeleşse 6 yaptı. 6 bölü 5'ten 5 kere 3 15. 156 bölü 5 mi yaptı? Evet. Burası da 156 bölü 5 yaptı. Tamam, 156 bölü 5. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sadeleştirmelerimizi de yapalım. Olay bitsin. Bu 13'e bölünüyor. 13 kaldı. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bu 169 bölü 10 çarpı bu da 5 bölü 156 yaptı. 13'e bölsen 13. 13'e bölsen 12. Değil mi? Evet, çünkü 13 fazlası. Evet, 12. Sonra şu 5'e bölünse 2 kaldı. Yukarıda 13 kaldı. Aşağıda da ne kaldı? 2 ile 12 kaldı. Yani 24. Ya cevabımız böylelikle 13 bölü 24 çıktı arkadaşlar. Evet, geldik örnek 34'e. Bakalım ne diyor? Kenarları en az 6 cm olan dikdörtgen biçimindeki çerçevenin. Evet, dikdörtgen biçimindeki çerçevenin. Kenarları en az 6 cm olan. En az 6 cm olsun ki şurası da 3, 3, 6 içeride boşluk oluşsun diye. Çerçevenin her bir kenarından aşağıda gösterildiği gibi 3'er santim boşluk bırakılarak ortadaki renkli kısma fotoğraf bırakılacaktır. Şuraya. Çerçevenin çevresi 46. Arkadaşlar bak, ÖSYM seviyor böyle soruları. Çerçevenin çevresi 46. Şuraya A dersek, şuraya da B dersek, o zaman şurası şöyle A, burası 3, 3, şurası 3, burası da aynı şekilde 3, burası da B. Dikkat et, ne oldu? Şurası A artı 6, burası da B artı 6. Yani A artı 6'dan 2 tane var. 2A artı 12 artı B artı 6'dan da 2 tane var. 2B artı 12. İşte bu çevresiymiş arkadaşlar. Çerçevenin çevresi 46. 46 olarak verilmiş. Buradan 2A artı 2B ne geliyor arkadaşlar? 12, 12, 24. 46'tan 24 çıkınca sanırım 22 yapıyor. A artı B'yi de böylelikle kaç bulduk? 11 bulduk. Peki. Bırakılacak olan köşegenin, evet, resim koyulacak alan 20 santimetre. Şurası 20 santimetre. Bak, elimizde ne var? Bir de A çarpı B'de 20 santimetre. Bak, ÖSYM seviyor işte, çarpanları ayırmayı kullandırıyor. Bizden ne isteniyor? Bak, A artı B 11. A çarpı B 20. Matematikte de gördüğünüz şeyler. Bizden ne isteniyor? Bunun köşegen uzunluğu. Şunun köşegen uzunluğu da şu değil mi? Bu da kare köşesinden A kare artı B kare değil mi arkadaşlar? İşte ben bunu bulmaya çalışacağım. Peki A artı B 11. A çarpı B'de 20 ise A kare artı B kareyi bulmaya çalışacağım. Ne yapabiliriz? A artı B eşittir 11 ya. Her iki tarafın karesini alalım. Çünkü karesine ulaşmaya, A kare artı B kareye ulaşmaya çalışacağım. Buradan A kare artı 2AB artı B kare eşittir 121 yaptı. Hocam A çarpı B zaten 20 idi. 2 ile 20'nin çarpımı 40. 121'den 40 çıkınca 81 yaptı. A kare artı B kare eşittir 81 oldu. Bizden ne isteniyor? Karekök içinde A kare artı B kare isteniyor. Yani karekök içinde 81 isteniyor. Cevap 9 yapar. Arkadaşlar ÖSYM gerçekten böyle, dedim ya zaten bir videoda da demiştim. Çarpanlara, ilk videomda demiştim galiba. Çarpanlara, dikdörtgenin ilk videosunda. Çarpanlara ayırmayı dikdörtgende ve karede kullandırmayı çok seviyor. Siz bu şekildeki soruları çarpanlara ayırmada görüyorsunuz. İşte bunu geometri içerisinde sorabiliyorlar gençler. Buna dikkat edin lütfen, bu tarzda sorular gerçekten ÖSYM'nin sevdiği sorulardır. Evet gençler, örnek 34'te böylelikle ne bulduk? 9 bulduk. Ve böylelikle dikdörtgen bitti mi? Bitti. Gençler sırada ne var? Bu hafta bitmedi ama bu hafta devam. Bu hafta, yani şimdi iki videoda dikdörtgeni bitirdik. Sonraki videoda da ne yapıyoruz? Kareye başlıyoruz. Sonra kare içinde iki video var. Sonra bu haftayı bitireceğiz. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.